sizin bir yazınızdan bir giriş cümlesine hayırlı gecelerin şerri kandiller konusuna bir paragraf okuyarak size söz vereceğim. Kur'an'ın önermediği, Peygamberimiz Sav'ın hayatında yer vermediği ve sahabe döneminde çok sonraki dönemlerde ihdas edildiği anlaşılan 5 adet uyduruk gecemiz var. Kandil geceleri adı altında kutsanan ve kutlanan bu mübarek geceler şunlardır. Rebiyüleva ayının 12. günü Mevlid Kandili, Recep ayının ilk cuması Regaib Kandili, Recep'in 27. günü Miraç Kandili, Şaban ayının 15. günü Berat Kandili ve Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Kandili. Din adına uydurulan bu tür kutsal gece ve günlerin İslam aleminde büyük bir kabul görmüş olması ve Müslümanların Müslümanlığına dolayısıyla ile İslam'a büyük yarar sağladığı konusundaki ittifak, din adına uydurulmuş şeylerin gerçek dinin yerini nasıl almış olduğunun açık göstergesidir diyorsunuz. Bu konuyu tabii ki izleyicilerimizin ve genelde toplumun da çok merak ettiği konular. Gerçekten de genel kabul görmüş yargılar oluyor bu. Bu aynı zamanda sizin uydurulan din dediğiniz olguyla da beraber. Sizce bu kavramları kısaca bir tanımlayarak bunu açıklık getirir misiniz? Şimdi din adına oluşturulmuş muazzam bir külliyat var. Ve bu külliyatla gerçekleştirilen şey aslında insanların kendi akıllarını devre dışı bırakarak bu uydurmaları ortaya koyan kimselerin akıllarıyla düşünmelerini sağlamak. Bu daha çok Rab kavramı üzerinden gerçekleşmiş. Yani insanlar Allah konusunda, Allah'ın birliği, yaratıcılığı vesairesi konusunda hiçbir ihtilaf içerisinde değiller. Yani böyle bir ortada eser de yok ama Rab'lık alanına müdahale hep Rab alanında olmuş. Ki Rab'ın aslında temel anlamı işte rızık veren, eğiten, çekip çeviren, düzenleyen ve insanlar Allah'ın Rab'lık alanı üzerinden hakimiyet kuracak şekilde bir din oluşturmuşlar ve bu oluşturulan dinde de aslında bakın Bakara Suresi 79. ayeti okuyarak yani Allah bizim dikkatimizi buna çekiyor. Bakara 79'da yazıklar olsun o kimselere ki az bir kazanç elde etmek için elleriyle yazdıklarına bu Allah katındandır derler. Yazıklar olsun onlara elleriyle yazdıklarından dolayı. Yazıklar olsun onlara kazandıklarından dolayı. Bakın bu ayet aslında bu olup biteni çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Kendi elleriyle yazdıklarını bu bizimdir diye ortaya çıkmıyorlar. Allah'tandır diye çıkıyorlar. Şimdi böyle olunca da dediğim gibi yani bir kere dini Allah'ın gönderdiği şekliyle eğer muhafaza ederseniz kesinlikle kimseyi kendinize kul yapamazsınız. O açıdan şimdi dini değiştirmeniz lazım. Bu kandil geceleriyle ilgili olarak da dikkat edilirse işte 5 tane uyduruk gece olarak ben onları tanımlamıştım. Şimdi konuya oradan girecek olursam kesinlikle Allah'ın gönderdiği dinde böyle kutsal ve isimlendirilmiş gece yok. Kur'an'da geçen 2 tane gece var. Yani ismen geçiyor. Yani bunları bilmiyor değilim. Aynı zamanda sahabelerin de böyle geceleri kutlamadığını söylüyorsun. Hayır. Söylüyorsun. Şimdi Kur'an'da bir şey diyelim ki şimdi Kadir Suresi var. Onu biliyoruz. Bir de İsra Suresi'nde geçen ve adına Miraç dedikleri olay var. Bu iki ismin dışında yani sözcük olarak Kur'an'da yer alan bu iki sözcüğün dışında diğer gecelerin zaten Kur'an'la hiç ufaktan yakında bilgisi yok. Bunlar da aslında bu geceler dediğimiz bu gecelerde de Kur'an'ın değindiği biçimiyle şu anda algılanan şey çok farklı birbirinden tamamen farklı. Burada aslında Kadir Gecesi üzerinde duralım. Zamanımız çok ilerledi. Özetleyerek geçelim. Kadir Gecesi'ni gündeme getiren zihniyet, algı şunu iddia ediyor. Diyor ki bir insan Kadir Gecesi'ni sabaha kadar ibadetle geçirirse annesinden doğmuş gibi günahsız olarak yeni hayata başlar. Tabi burada şunu sormak lazım. Günahları meşrulaştırma yolu değil midir hocam? Bakın burada tabi çok büyük bir günah meşrulaştırma var. Niçin var?
Siz bir ömür boyu yapacaksınız, edeceksiniz ya da bir yıl boyu ve onu sıfırlayacaksınız. Burada şunu sormak lazım. Ya arkadaş, bir gün önce ölen bir insan günahıyla ölecek, bir gün sonra ölen bir insan günahsız ölecek. Yani böyle bir din olur mu? Yani günahları bir anda sıfırlayan bir din nasıl bir dindir bu? Allah'ın adaletine sığar mı? Bunu sorgulamak lazım. Yani dolayısıyla Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu gibi bir söylemi sürekli gündeme getirmelerinin nedeni de bu. Ayrıca bu Kadir Gecesi'nin, yani Kur'an'ın inzal olduğu gecedir aynı zamanda. Kur'an onu öyle söylüyor. Aslında bin aydan hayırlı olması o gecenin Kadir Gecesi olmasından değil, Kur'an'ın o gecede inmiş olmasıdır. Yani Kur'an'ın önemi vurgulanmak adına, kutsanmak adına, nasıl ki şimdi Ramazan ayı aslında ay olarak bir kutsallığı, bir önemi, bir ehemmiyeti yok. Allah'ın bütün ayları, bütün günleri, bütün zamanları aynıdır. Hangi zaman diliminde günah işlerseniz günahtır, hangi zaman diliminde sevap işlerseniz de sevaptır. Bir sevabın bir diğerinden farkı da yok. Ama Ramazan ayı için kutsanmış ya da kutsal görülmüş? Çünkü o ayda, o aya kutsallığı veren oruçtur. Orucun tutuluyor olmasıdır. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ne, Kadir Gecesi olma önemini veren şey Kur'an'ın o gecede indirilmiş olmasıdır. Ve Kur'an bir kez indi, bir daha da inmedi. Zaten o, yani hicri yıl, her yıl 10 gün öne geldiği için bunu sabitlemek de mümkün değil. Yani bu açıdan olaya bakmak lazım. Yani çok fazla detaylandırmanın bir anlamı yok. Ama dediğim gibi yani insanları bir şekilde afyonlamanın en basit örneklerinden biridir bu. Kandil geceleri adı altında kutsanan geceler. Halbuki ben yılın 20, yani 365 günü, günün 24 saati kul olarak aynı şeylerden sorumluyum. Yani bu sorumluluklarım hep devam ediyor. Onları terk etme, erteleme, tehir etme, yani bu anlamda yani buna benzer şeyler hacda da çok sıkça geçiyor. Mesela orada ben buna tanık oldum. İlk gittiğimiz andan itibaren dediler ki ya Medine'de kılınan bir vakit namaz, efendim bin vakit namaza bedel. Mekke'de kılınan bir vakit namaz, 100.000 vakit namaza bedel. Şimdi sordum, dedim ki kendi kendime, ya arkadaş, hacca gitme imkanı olamayan, bulamayan bir insanın, yani şimdi orada namaz kılan bir insan, 1.000 vakite bedel. Ve ben mahrum kaldım bundan. 100.000 vakte bedel, yine mahrum kaldım. Böyle bir din nasıl olabilir? Dedim ki oradaki hoca efendilere, bakın dedim, şu Ankara'dan geliyorum. Şu anda Ankara'da namaz kılan bir insan, burada namaz kılan bir insandan eğer daha bilinçliyse, neden namaz kıldığının bilinciyle namaz kılıyorsa, vallahi onunki buradakinin 1.000 katından daha şey, bak. Yani nerede kıldığın önemli değil. Kılarken yaşadığın o ruh hali, o atmosfer önemli, o bilinç önemli, niçin ve kime yöneldiğin önemli. Dolayısıyla şimdi Allah'a yönelmeyi, Allah'a yönelme noktasında yönelmeyi Allah'a has kılan bütün şeyler değiştirilmiş. Yani Allah adına ama insanlara yönelmeyi sağlayacak şekilde formatlanmış. Bu geceler de bunun için formatlanmış zaten. Bakın kabir azabı konusu da öyle. Şimdi yani saltanatı meşrulaştırma aracı haline. Kesinlikle. Kabir azabında da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi kabir azabına baktığınız zaman bu konuda siz de demin söylediniz. Yani Sahih Buhari olarak isim yapmış, meşhur. Kur'an'dan sonra İslam dünyasında ikinci derecede önemli kaynak kabul ediliyor. Orada 8-10 tane hadis var kabir azabıyla ilgili. Bir de İslam aleminde 3-4 tane, daha çoğunlukla bir ayet vardı. 2 tane ayet üzerinde de yani bu ayetler delil gösterilerek kabir azabından söz ediliyor. Oysa Kur'an'a baktığınız zaman yüzlerce ayette Allah'ın hayatı ikiye ayırdığını görmemiz mümkün. Dünya hayatı, ahiret hayatı. Yani üçüncü bir hayat yok. Zaten bakın hemen özetleyerek vaktimiz çok ilerledi. Taha suresi 102, 103, 104'te, Müminun suresi 112, 113, 114, 115'te ve Rum suresi 55 ve 56'da insanlar yeniden diriltildikleri zaman aynı şunu söylüyorlar. Özet olarak geçiyorum. Yani bu hayatta en doğru, en isabetli iddia bir saatten daha az kaldık iddiası. İnsanlar yeniden diriltildikleri zaman birbirlerine soracaklar. Öyle diyor Allah. Ne kadar kaldınız? Bir gün diyen var.
bir günün yarısı kadar diyen var, bir saat, hatta ondan daha az diyen var. Bu saydığım ayetlerde bunlar işleniyor. Şimdi eğer kabir azabı olsa, hesap gününde böyle azap görmüş bir insan aradan geçen zamanı bir saat olarak lanse eder mi? Size birisi alsa ve işkence etse, bir saat işkencede kalsanız, ben size sorulsa ya zaman nasıl geçti diye, bir ömür kadar uzun gelir size bu yani. Ya işkence görmüş bir adam bir saattir. Ki yani bunu demesi de mühim değil de, Kur'an'da yüzlerce ayet var hayatın iki bölümden oluştuğuna dair. Bunu adamın üçe çıkarıyorlar. Şimdi o konuda bir izleyicimizin sorusu da var. İsterseniz o da İzmir'den kuaför Ferdi. Normalde yaşıyorken de kabir azabı çekiliyor deniliyor. Doğru mudur diyor mesela. Şimdi bu hadislerin çok çelişki içermesi ve Kur'an'a açıkça ve net bir şekilde aykırı olması, bu hadis olarak işte bunu iddia edenleri biraz daha geriye çekti. Bu sefer yok dediler, berzah alemi var. Berzah alemi var. Yani artık hatta bu konuda Elmalı'nın kendi tefsirinde bu berzah aleminin olduğunu ve ne yazık ki ayette de hiç ayetin orijinalinde olmadığı halde bir de kendi ilavesi var. Aynen şunu söylüyor. Berzah alemiyle ilgili diriltecekleri güne kadar orada kalacaklar. Bakın ayette diriltecekleri güne kadar orada kalacak kısmı yok. Ama o ilave etmiş onu. Çünkü berzah alemini bir şekilde Kur'an'da var ve ona dayandıracak ya. Aslında berzah üç yerde geçiyor Kur'an'da. Üç ayrı ayette. Söyleyeceğim. Şimdi bir Mü'minun suresi ayet 99 ve 100. Bir de yine berzah sözcüğünün yani ayet olarak iki tane daha ayette geçiyor. Berzah, berzahın esas anlamı engellemek. Evet. Yani Allah diyor ki tatlı suyla tuzlu suyu saldık, aralarında berzah var. Yani berzah ayette aslında ayet olarak bunu söylüyorlar. Bu dönüşünün olmadığını, yani böyle bir şeyin olmadığını ifade eden bir ayet aslında, olduğunu değil. Yani isteseler de insanlar tekrar, yani insanlar diyor ki Allah bizi tekrar gönder o yaşadığımız hayatta, bu sefer sen ne diyorsan onu yapacağız. Allah da diyor ki bu dönüşü olmayan bir yoldur. Berzah diyor. Dönemezsiniz artık. Engel. Engel diyor. Ama biz ne yapmışız? O engeli de üçüncü bir hayata çevirmişiz. Ve bunu tabii Kur'an'a dayandırmak gibi de bir iddia ortaya atmışız. Evet. Çünkü şeyi tutmadı. Yani o kabir azabı. Çünkü neticede kabir dediğiniz şey sizin. Nedir? Toprağı kazıyorsunuz. Biz bir metre derinlikte insanları koyuyorsunuz. Bir yıl sonra gidiyorsunuz. Olmuş gübre. Kıyamete kadar bu gübreye sen azap edemezsin. Veya bazı inançlarda insanlara azap edileceğini söylüyorlar. Tabii yani hayır, bazı inançlarda insanlar yaptırıyor, külleri de dağlara serpiliyor, sulara savruluyor. Nerede azap görüyor? Bunu nerede azaplandıracaksın? Hani bu, çünkü kabir azabı vardır diyenler şunu iddia ediyor. Diyor ki ruhlar tekrar bedene dönecek. Hatta öyle bir komik şey ki işte efendim Münker Nekir gelecek. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Bunu soracak. Bildin bildin, bilmedin. Göğsüne demir balyozla bir geçirecek, 7 kat yerin dibine gideceksin. Yani böyle senaryolar da, yani maalesef esas yine iddia şu, bütün bunlar bu dine, iddiam da şu, bütün bunlar bu dine maalesef Allah'ın Rab'lık sıfatını insanlar kendi üzerlerine geçirmek için uydurdukları şeyler bunlar. Aynı zamanda dediğinizde zaten şu da çıkıyor. Müslümanlar normal mezara gömüldüğü için azap çekiyorlar, öbürü külleri savrulduğu için azap çekmemiş oluyor. Yani Müslüman olmamak azaptan kurtulmanın bir şey daha, bir şey daha söyleyelim. Şunu sormak lazım aslında. Ya kardeşim bak, yüz binlerce yıl önce ölen bir insan kıyametin koptuğu ana kadar azap çekecek. Kıyametin koptuğu gün ölen bu azabı çekmeyecek. Yani garip bir şey değil mi bu sizce ya? Doğru. Peki, teşekkür ediyorum bu açıklamalarınız için.